21. sözün birinci makamından bir başından bir de sonundan bir 15 dakikaya sıkıştırırız inşallah. Böyle bir şeylerimizi tazeleyelim. Yani değil mi? Cenab-ı Hak işte diyor 9. sözde namaz bahsi anlatırken Cenab-ı Hak üzerimize belli vakitlerde bir ayette farz olarak yazılmıştır diye zaman zaman tembellik gösteriyoruz. Usanç geliyor vesaire. Bana da geliyor. Herkese bilmiyorum. Ahmet abiye gelmeyebilir ama böyle yani. Ama üstad bunları sürekli okumamız lazım. Hakikaten. Evet. 21. söz. İki makamdır. Birinci makam. Özür dilerim. Burada şu var. Namazı girdiği anda kılarsak hiçbir zaman usanç gelmez. Girdiği anda kıldığı zaman rahat. Eyvallah. Zaten Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ibadetten en hayırlısı değil mi? En güzeli vaktinde. Vaktinde her şey Allah beş vakte tahsis etmiş onu. Niye beş vakte tahsis etmiş? Hikmetleri şu. Hani az önceki derste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir şey söylediği zaman sade muradı o değil. İç içe. İç içe. Ondan murat nedir? Asıl murat nedir? Bunları da anladığımız kadar Cenab-ı Hak de diyor yani derslerin sonunda Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel. Allah'ın bize öğrettiğinden başka bilgimiz olmadığını da bilmemiz lazım. Aciziz üstad bunun üzerinde. Aciziz, fakiriz, zayıfız. Zaten bizim mesleğimizin hayz, fark, şefkat, tefekkür tarifidir diyor ya. Dolayısıyla insan notalarda da bunu anlatıyor. İnsan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Biz her şeye bazen çok karışıyoruz. Yani işi ehline vermek. İşi ehline vermek. İşi ehlinden öğrenmek. Yani ne kadar satıyor akla kapı açıp iradeyi elinden almamak. Üstad da böyle ne yapıyor? Aklımıza kapılar açıyor. İradeyi elimizden almıyor inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta. Şüphesiz ki namaz müminler üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. Böyle bitti yani. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Evet. Bugün bir şey yapmışlar. %70-75 namaz kılmayan insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nde. Nereden biliyoruz? İşte ya herkes kendi küçük dairesinden büyük daireye yayılarak. %25 namaz kılar. Evet. Daire daire. Hane dairemiz, akraba dairemiz, değil mi? Mahalle dairemiz, böyle. Buralarda anket yapabiliriz. Biz kendimiz de içinde olmak şartıyla. Burada %100 inşallah. İnşallah. Elhamdülillah zaten onun için şükürler olsun. Evet. Demek ki bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Her gün. Abi ki yani insanın diye burada diyecek insanın ömrü bulunduğu gündür, andır yani değil mi? Yani şeyimiz yok insan şeyi kayıtlı. Evet ama insanda böyle bir tevehhüm-i ebediyet duygusu var. Ölmek istemiyor. O zatın sözünden, o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim, işittim ki aynı sözleri söylüyor. Üstadımız böyle söylüyorsa biz kendi nefsimizi temize çıkarmaya gerek var mı? Allah da diyor ki nefsinizi temize çıkarmayın. Evet. O zatın o sözünden hayırlı zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. Nefsin hocası kim? Şeytan abi dostumuzu düşmanımızı bilmemiz lazım. Evet. O vakit anladım. O zat o sözü bütün nüfusu emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim. Madem nefsim emmaredir. İnnen nefse la emmaretü bisru diyor ya Yusuf Hadesi. Nefsim emmaredir. Evet kötülükler emrediyor. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Çok güzel cümleler. Yani bunlar hepsi reçete. Kendi nefsini ıslah edemeyen efendim başkasını ne yapamaz? İslah eder. Öyleyse
nefsimden başlar. Bunu yapabilsek inşallah tesirli olur herhalde. Öyle değil mi? Dedim ey nefis, cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söyledim şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Dedim ey nefis, cehli mürekkep içinde. Cehli mürekkep, yani katmerli değil mi abi? Evet. Evet. Cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söyledim şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir sabah namazının sünneti dünya ve dünya içindekilerinden daha hayırlıdır. Allah-u Ekber. Ama üstad çok yerlerde işte ayetlerle hadiseler dünya hayatını bile bile ahirete tercih ediyoruz. Edebiliyoruz. Allah korusun. Sünneti bu kadar fazla kadar bilinmiyor değil mi? Yani, yani çok dedik ya muradine Peygamber Efendimiz. Birinci ikaz okuyalım inşallah. Ondan sonra şeye geçelim. Ey bedbah nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Geldin yine ömüre. Ömrün ebedi midir? Bir sonu var. Değil mi? Dünyanın da bir sonu var. Kullu nefsin zayikatü mevti ile dünya bir her nefis ölümü tadacak. Dünya da bir nefistir. Herkesin bir ömrü var. Ama Allah ne takdir etmiş, ne kadar etmiş. Ama insanın ömrü belli. Evet. Ey bedbah nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Hiç katı senedin var mı ki gelecek sana seneye belki yarına kadar kalacaksın? Hedeflerimize ne var? Abi 10 yıllar, 15 yıllar. Şunu edeceğiz, bunu edeceğiz. Halbuki bizim şeyimiz bu. Yani hamurumuz bu, mayamız bu. Sana usanç veren tevehim ve ebediyettir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor, elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayatı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Allah anlamayı nasip etsin. Bir anlasak ömrümüzün geçici olduğunu, muhakkak olduğunu değil mi? Evet, ikinci ikaz, ey şikemperver nefsim. Bu da aklıma şeyden geldi, geldik daha şeyden, dedik abine, yemek de var dedim biliyor musun? Yemek, yemek de yiyeceğiz. Çünkü her gün buna ihtiyacımız var değil mi? Onun için usta bunu da oradan şey yapıyor. Ey şikemperver nefsim, midesini düşünen nefsim. Acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Bu hava çok önemli. Farkında olmadığımız bir nimet. Havayı teneffüs edersin. Tabii bu koronada öyle oldu. Böyle değil mi yani? Makinelere bağlı şu vesaire. Biz Allah rahmet etsin. Ali kardeş var. Babası rahmetli oldu. Yani bizim savcı bir kardeşimiz. Mezunlardan. Kardeşleri tanır. Ya bir dedim makineye bağlı. Bizim anne de öyle olmuştu. Makinenin yardımıyla nefes alıyor. Biz iş farkında değiliz. Evet. Ve su içersin, havayı teneffüs edersin, sana onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor, vermiyor değil mi? Her gün yiyor. Madem vermiyor, çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden, ihtiyaç tekrarlandığından usanç değil, belki telezzüz ediyorsun. Öyleyse haneyi cisminde senin arkadaşların olan kalbin gıdası. Bak demek ki insan mideden ibaret değil. Değil mi? Sadece mideye yüklenmeyelim yani. Bu hayatın devamı için lazım. Hani bir gün, üç gün yemesek, beş gün yemesek, on gün yemesek hayat bir yerde duracak. Buna ihtiyacı var. Ama insanın sadece hayatı mideyle alakalı değil. Madem bir üçün ki ihtiyaç tekrar ettiğinden usançta belki telezzüz ediyorsun. Öyleyse haneyi cisminde senin arkadaşların olan kalbin gıdası, ruhumun abı hayatı, ve Latife-i Rabbaniye'nin hevai nesmini cez ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Kalbe lazım, ruha lazım, akla lazım, duygularımıza ne lazım? Manevi gıdalar lazım. Evet, nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptela ve nihayetsiz telezzata ve emellere meftun
ve pürveste bir kalbin kut ve kuvveti, her şeye kadir bir Rahim-i Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir. Evet, şu fani dünyada kemali süratle geldi bak yine şey abi dersin. Dersler iç içe ya. Öyle bir gidiyor ki kemal, mükemmel bir süratle gidiyor değil mi? 25 senelik bir şey bir senede tamamlıyor diyor. Başka yer. 108 bin kilometre. Allah'a bekler değil mi? Kemali süratle. Mükemmel. Bizim o da mesaj çekmiş. Yarın programa katılın. Sizi işte meslekte 40 yılı bitirenlere bir plaket vereceğiz. Evet. Hediye vereceğiz diye. Bunda bir 41 sene olmuş bitirildi. Okulur mu? Nasıl geçti bilmiyorum. Evet. Allah Allah. Süratle. Çok çok. Hani dağdan kokup bir şeyin içine diyor ya üstad. Evet. Hayat apartmanı yıkılıyor diye. Evet. Allah'a bekler. Bu şarkıdan çok süratle. Kendimize çok güvenmeyelim. Vazife çok, ömür kısa. Evet, şu fani dünyada kemali süratle vaveyle-i firakı koparan giden ekser mevcuta da alakadar bir ruhun abı hayatı ise her şeye bedel. Her şeye bedel. Ya baki entel var. Evet. Bir mabudu bakinin bir mahbubu sermedinin çeşme-i rahmetine çeşme-i rahmet. Değil mi? Suda rahmet ya. Çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir. Evet, fıtraten ebediyet isteyen, fıtraten önümüzde ebedi bir hayat var abi. Dünyanın ne, ömrü ne kadar olsa gezegenler ama önümüzde ne var? Ebedi bir hayat var. Elhamdülillah. Zaten üstadın sürekli nazara verdiği hep bu. Bu dünyanın faniliği, ayetlerle, hadislere değil mi? Asıl hayatın işte Cenab-ı Hak diyor, ahiret hayatı olduğunu gibi. Evet, fıtraten ebediyet isteyen, yaratılışımızda var, fıtratımızda var. Ve ebed için halkoluna vermek istemeseydi, istemek vermezdi diyor değil mi? O var, Allah için bize koymuş. Üstad da diyor ya, bir gün küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana 1 milyon sana bir ömür. 1 milyon sana biter mi ya? Değil miyiz? Ama sonlu ve dünya saltanatı verilmesini, sonra yok olup gideceğim, gitmeli mi? Yoksa meşakkatli, sıkıntılı, ebedi bir hayatım istersin diyor. Üstad ne diyor? Birincisine ah çekti, ikincisi cehennem de olsa ebed isterim diyor. Cehennem de olsa yani. Allah bekler. Onun için çok çok böyle tercihlerimizi güzel yapmamız lazım. Evet, fıtraten ebediyet isteyen ve ebed için halkolunan ve ezeli ve ebedi bir zatın aynası olan ve nihayetsiz derece nazik, letafetli, bulunan zişur bir sırrı insanı zindur bir latife-i Rabbaniye şu kasavetli, ezici, dünya böyle değil mi Ahmet abi ya? Dedi ki bu yaşımıza geldik abi, bir sürü sıkıntılar. Yani hakikaten de. Diyor dünyanın lezzeti nispetinde elemi de vardır. Aslında üstad diyor ya, dünya bir hapishane. Evet. Vefat eden beraat zilmesini alıyor. Evet. Beraat ediyor, hürriyetine kavuşuyor, açık zaten. Evet. Yani diyor bütün dünyanın lezzetleri diyor ya, ahirete nispeten bir zindan hükmündedir yani. Kıyaslıyor. Dünyanın 1000 sene mesuthane hayatı, cennetin 1 saatine mukabil gelmediği gibi, cennetin de 1 senesi diyor, 1 senesi. 1 saattir Cenab-ı Hakk'ın ruhiyeti cemalini görmeye denk gelmedi. İnşallah ebedi bir hayatımız inşallah orayı. Üstünü hatimeyle inşallah. Ebedi hayat kesin. Kesin. Ama ebedi hayat içerisinde cennet, ahbaplarla beraber olmak, evet. Resulullah'la beraber olmak, Cenab-ı Allah'ı görmek kesin değil. Yolları ve şartları var. Eyvallah. Şeriatı garraya, şeriatı Kur'an'a uyar. Eyvallah. Allah peygamberin sünnetine tabi olursa sırat-ı müstakim oraya götürüyor bizi. Allah razı olsun. Hani 24. sözde de o şeyde anlatıyor ya. Diyor ki sen ücreti peşin almışsın. Değil mi? Dünyada verilmiş. Evet. Ne diyor? Hayrın vas olan vücudu giydim sana. İştahlı bir nimet. Onlar say iman nimeti, İslamiyet nimeti. Bir sürü nimetler. Ücreti aldın da sen yani verilecek nimetlerin karşısında değil de verilmiş nimetlerin şükrünü hediye etmek durumundayız. Hani Mesnevi'de de diyor ya mazide şükrünü hediye etmediğin nimetlerin kazası gerekiyor.
Abi biz hayatımızı üstad diyor ya, hani bir check-up yapmamız lazım. Bu yaşımıza kadar geldi. Herkes kendini kuvve-i hafızayla alakalı. Herkes kendini biliyor. Nerede yanlış yaptık? Nerede hata ettik? İşte tövbe kapısı açık olarak yap işte. Ya dua ve tevekkül meyalanı hayra kuvvet verdiği gibi tövbe ve istiğfar da meyalanı şerri keser, tecavüzatını kırar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam işte onun için günde 70 defa bir rivayete göre tövbe istiğfar ediyor. Biz de böyle yapmamız lazım. Yani değil mi? Yoksa hakikaten dediğiniz gibi cennet Cenab-ı Hakk'ın fazlından. İbadetlerimize, kulluklarımıza, taatımıza bile tövbe etmemiz lazım. Çünkü kusur ve hatalardan mebun. Değil mi hocam? Yani evet. Şey, sadece yapmadıklarımıza değil, yaptıklarımıza bile... Tabii yani riya girebilir, gösteriş girebilir, bellem ne olur, parazitler olabilir yani. Değil mi? Evet. Şeytan sana söyletir. Ne güzel namaz kıldın. Değil mi abi? Ne yani? Güzel oruç tuttun. Ben neymişim ben? Vay be. Ne adammışım ben ya? Evet. Bu ne dedi burada? Şu kasvetli, ezici, sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahvali dünya içinde elbette tenif sefer çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. Allah ekber. Ben attım abi, zaman biraz hızlı gitti. Elhasıl ey nefis, bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Dünkü gün senin elinden, dün gitti değil mi? Hepimiz yaşadık dünü. Dedin ya, dün ne yaşadık? İnsanın diye. Evet. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Bak yine geldi abi ya. Yani ben daha eyvallah. Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kurallar, her şeye bir şey takdir etmiş. Ama mayam bu. Evet. Öyleyse hakik ömrünü bulunduğu gün bir lakal, bir günün bir saatini ihtiyaç aksesi gibi hakiki istifak için teşkil olan bir sandıkçayı uhreveye olan bir mescide veya bir seccadeye at. Evet, kaçış yok. Hem bil ki her yeni gün hem sana hem herkese yeni bir alemi kapsır. Eğer namazı kılmazsan, burası ben çok cezbediyor onun için. Eğer namazı kılmazsan, ya ben bugün namaz kılmadım abi. Ne olacak ki? Hani tabiat risasının aksine diyor ya, Allah'ın bizim ibadetlerimize ne ihtiyacı var ki? Böyle ısrarla emrediyor. Allah'ın senin diyor hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi senin ibadetlerine de ihtiyacı yok. Çünkü senin ihtiyacın var. Neden? Diyor ki sen manen hastasın. Hasta adam ne yapar abi? Biz haftada 3 gün diyalize gidiyoruz. Bir gün gitmesen abi 2 gün. Biz bunun farkında değildik ki, bak böbreklerimiz çalışıyordu değil mi hocam? Böbrekler çalışıyor şimdi. Kıymetini işte Peygamberimiz yine 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetini bilin. Ya su içme, hiç su içmem diyor adam. Biz de öyle yaptık. Ya iç işte, hani tıbben bu, hani üstad onu da anlatıyor ya, hani sunun efendim 3 şeye 5 şeye bölüyor ya, hani su içeceksin kardeş. Onun için namazı da kılacaksın. Yani su onun devamını, onun şeyini sağladığına göre namazda ne yapıyor? İnsanın manevi şeylerini tamir ediyor. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese yeni bir alemi kapsın. Eğer namaz kılmazsan sen o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alem-i misade şehadet eder. Şehadetlik varmış bak, namaz bile şehadet eder değil mi? Namaz diyecek ki beni kılmadı. Değil mi? Şehadet eder üstad diyor. Dedi ya, her gün her gün ekmek yesin, su içersin. Evet. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var. Hem alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabi. Nasıl ki aynada görünen muhteşem bir saray aynanın rengine bakar. Siyah ise siyah görünür, kırmızı ise kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O ayna şişesi düzgünse sarayı güzel gösterir. Bu bazen o şeylerde koyarlar ya, böyle dev aynaları falan. Adam karşısına geçer. Lan bir acayip gösteriyor adam, böyle ağzı bu tarafa gidiyor. Ayna şişesi yamuk.
Aslında senin şey güzel ama süratin güzel ama seni acayip bir şey yaptı yani. Düzgün değilse çirkin gibi. En nazik şeyleri kaba gösterdiğim için de sen kalbinle. Bak bir de ustadan anlatayım. Bak misalden nereye geldin? Sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Bak bize vermiş Allah ya. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır Resul Efendimiz Aleyhisselam diyor, değil mi? Evet, ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Yani sen birbirisine karşı bir hata yapıyor. Adam onun hani değil mi? Dünyada böyle oluyor. İsmat et bakayım diye. Her şeyimiz çekiliyor işte bu var ya kendi. Evet. Eğer namazı kılsan o namazınla o alemin saniye zülcenine müteveccüh olsan birden sana bakan alemin tenevvür eder, nurlanır. Adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin zulümatını dağıtır. Ve her cümerci dünyadaki karma karışık perişan içindeki tebedülat ve harekat ve hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabeti kudret olduğunu gösterir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın nuru semavati vel ard. Evet. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ayeti pür envarından bir nuru senin kalbine serper inşallah. Senin o günkü alemini, senin o günkü alemini o nurun inikasıyla ışıklandırır. Oh. Değil mi? Ekmek kadayısı gibi bir şey oldu. Evet. Senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir. Senin lehinde. Yani bunu unutmasak ya her şeyden hesaba çekileceğiz. Sen kendini başı boş zannetme diyor ya. Başımız boş değil. Her şeyimiz kayıt altında. Her şeyimiz kaydediliyor. E ne oldu? Üstad Ali diyor ya niye ehli küffarın şeyini anlatırken işte inkar yüzünden cehennemde kalacak ya. İnsan da diyor eğer ibadetini yapmasa nimetleri yani bütün mahlukatın hukukuna geçmiş olur. Allah diyor kul hakkına gelme. Bütün kainatta her şey Allah'ın kulu değil mi? Değil mi? Sana musahar etmiş. Her şeyi sen hizmetine vermiş. Sen hizmet etmiyorsun. Onlar da Allah ondan hakkını da sen de alacak. Başka bir mana açıldı. Evet abi yani olay bu. Her şeyin yani yoksa gittim Ahmet abinin cebinden bir aşırdım. O değil. Değil mi? Yattı ona bir buz ettim. Onlar hepsi iç içe. Kötülük ettim. Üstad Hanım bir yerde diyor ya yani muaccel mükafat, muaccel mücazat yaşıyoruz. Bir sene diyor iyilik etsen efendim insan kalbinde ruhunda bir rahatlık hisseder. Ona muaccel bir mükafat olur. Hatta birisine kötülük yaptın içinde bir sıkıntı oluşuverir. O da senin muaccel mücazatın olur. Değil mi? Onun için dikkat etmem. Her şeyimiz bak iç içe yaşıyoruz. Evet. Sakın deme. Burada çok enteresan. Sakın deme. Nefis dedirttiriyor. Allah. Ya tam yaparım ya hiç yapma. Sakın deme. Benim namazım nerede? Şu hakkati namaz nerede? Zira bir hurma çekirdeği bir hurma ağacı gibi kendi acını tavsif eder. Fark yalnız icmal ve tavsiyle olduğu gibi senin ve benim gibi Üstad Haşim. Üstadın kıldığı namaz bir kızlık. Değil mi? Senin ve benim gibi dedi ya nefsini ıslah edemeyen. Başka Üstad devam ediyor. Oldu demiyor yani. Sürekli nefsiyle mücadele. İbadetler vazifemiz. Şeytan ve nefisle uğraşmamız cihatımız. Kebairleri de terk etmemiz takvamız diyor. Evet senin ve benim gibi bir aminin velev hissetmezse namazı büyük bir velinin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var. Şu hakikatten bir sırrı vardır. Velev şuuru taluk etmezse. Şuursuz da yapsan o namazı o da bir şey oluşuverir inşallah. Femen yâmel miskâle zerreti hayren yara ve men yâmel miskâle zerretin şerraya. Her şeyi muhafaza edecek. Her şeyin karşılığını bulacak. Allah kimseye zulmetmez yani. Ne yapmışsan onun karşılığını ne ekersen onu biçersin. Evet. Fakat derecete göre inkişafları, dedi ya, dereceleri varmış. Derecete göre
inkişaf ve tenevvülü nurlanması ayrıdır. Nasıl ki bir hurma çekirdeğinden tam mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar meratip bulunur. Ne güzel misaller değil mi? Bir bak bizim bir tane meyve altında var. Bir tane ortasında var. Bir tane üstünde var. Mertebe yani. Evet. Öyle de namazın derecatında da daha fazla meratip bulunabilir. Fakat bütün o meratipte, o mertebelerde o hakikatin nuraniyenin esası bulunur. Elhamdülillah. Ben hiçbir şey başa gitmiyorum. Yani 5 vakit günde 24 saatten diyor üstad. Bir saatin ya. Değil mi? Evet. Allahümme salli ve sellim ala men gâle es-salâtu imâdiddin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım namaz dinin direğidir. Namaz neymiş? Dinin direğiymiş. Evet. Buyuran zata ve bütün al ve ashabına salat ve selam eyle. Sübhaneke la ilme lena illa muallemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.